Selamlar efendim 4.1 yaması geldi sayılır ve bu yamamızın ilk fazında Nevlet ile beraber Huta geliyorken ikinci fazda Risley ile beraber Vent gelecek. Peki bu yeni gelecek olan karakterlerimiz arasında hangisini almanız gerektiğini bilmiyorsanız, kararsız kalmışsınız veya en azından bu karakterlerle neler yapılabiliyor bunları öğrenmek istiyorsanız doğru yere geldiniz. Bu videomuzda bu karakterlerin ne gibi potansiyelleri olduklarından tutun da hangisini ne açıdan almak daha mantıklı olur birçok konuya değiniyor olacağız. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalda şimdiden abone olmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim efendim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Şimdi burada karakterlere geçmeden önce belirtmek istediğim bir konu var ki bunu zaten her videoda belirtiyorum. Yine belirtmiş olayım zararı olmaz. Hangi karakteri daha çok seviyorsanız öncelikle onu alın. Bu zaten bir oyun olduğu için amaç eğlenmek. Sevdiğinizi almak her türlü fayda var. Ama benim hesabımda 5 tane main DPS var. 6. almakta ne gerek var ama ben karakteri çok sevmiştim alamayacağım diye düşünmeyin. Alın ne derdi olacak sanki zaten kafanızı böyle değişir oynarsınız zaten sürekli olarak o yüzden bir zarar dokunmaz sevdiğiniz varsa doğrudan ona yönelin denem ben bu konu açısından peki bu yeni yama ve yeni karakterlerimiz ne zaman gelecek 27 Eylül çarşamba sabahı saat 6 gibi sunucular açılmış olacak ve yeni yama yani 4.1 yaması oyuna eklenmiş olacak. Bununla birlikte ilk fazla gelecek olan Neolet ve Huta artık oyuna eklenecek. Yani sabahın köründen itibaren vişleri atmaya başlayabileceksiniz. Ben yine sabahtan rehberi çekebilmek için Neolet'i çıkaracağım. Yeni yayın açarım sabahın köründe. Aynı şekilde akşama da izleyici vişlerini atarım. Katılmak isterseniz zaten Discord linki de açıklama ve sabit yorumda bulunuyor ve yayınları da takip etmek isterseniz yine sabit yorumda ve açıklamada linki bulabilirsiniz. Şimdi gelelim Neovelet'e. Karakterimiz 5 yıldızlı bir su büyütüsü. Aynı zamanda main DPS olduğu için de yanıma bana destek karakterleri koy. Ben onlarla işbirliği yaparım. Ben alanda duraraktan vuruş yaparım diyen bir karakter. O zaman yetenek kitine de bakalım. Bu karakterimiz E yeteneğini ve ulti yeteneğini rakiplere isabet ettirdiği zaman yere baloncuklar düşürüyor ve bu baloncukları biz nevlet ile beraber kullandığımız zaman yüklü saldırısını geliştiriyor. Artık su püskürtüyor böyle rakiplerin üstüne. Bir de bununla birlikte yerden almış olduğu her baloncuk sayesinde kendisine iyileştirme de uygulayabiliyor. Bu şekilde hem takımınızdaki iyileşme derdi çok fazla olmuyor. Çünkü Neulet kendi kendini iyileştirebilen bir karakter haline geliyor. Hem de bu iyileştirme özelliğinden Türü yeni set olan Maraşo savcısına çok verimli bir şekilde kullanabiliyor. Tabi bunun içinde 4 parça derinliğin kalbe olsun. Yüklü saldırı oynamayı pek bir sevdiği için 4 parça göçe bakım da elbette güzel bir şekilde gidecektir. Ancak eğer ki bu yadgar setlerini dizemiyorsanız 2 parça su hasarı bonusu 2 parça da yüklü hasar saldırı bonusu şeklinde diye de yadgar setlerini dizebilme şansınız bu karakterde olacak. Peki Neolet'i diyelim ki aldığınız bu karakterde ne gibi takımlar dizmeniz gerekir? Şimdi Neolet yüklü saldırıya oynadığı için şöyle bir problemi var. Maalesef Kişin Çu ve Yelan gibi karakterlerin unitlerini tetikleyebilmesi pek de mümkün değil. Bu karakterleri yine takımında bulundurabilme şansı var. Ancak bunların unitlerini işte başka destek karakterlerinizle tetikleyebilir. İşte Neolet'e su takım bonuslu özelliğini açabilirsiniz sadece. İşlevsellikleri genelde bu açıdan olacaktır. Fakat Barbara, Kokumi gibi şifacı karakterler de uygun bir tercih olacaktır. Bunun için de ileride Furina geldiği zaman yine nevlet ile beraber çok güzel bir uyumluluğu olabilir. Takım kurulumları önerecek olursak şöyle takımlardan başlayabiliriz. İşte mesela aşırı çeklenme takım yapacak olursanız nevlet yanına gittiğiniz Raiden Shogun koydunuz. işte doğa gezginini eklediniz. Bir de bir adet daha dilerseniz bir doğa karakteri daha koyarsınız. Takımın element ustalığını arttırırsınız. İşte burada Naida, işte Bayju gibi karakterler yer alabilir. Bu tarz tercihler yapabilmeniz mümkün. Hani Neolet'in yanına ekstradan iki adet doğa elementi, bir adet elektrik veya iki adet su... Bir adet doğa ve bir adet elektrik şeklinde takımlar kurabilirsiniz. Artık siz nasıl takımlar kurmak istiyorsanız. nevletin takımlarında büyük ihtimalle şifacı çok şart olmayacaktır. Ama yine bir adet en azından kalkancı karakter güzel gidecektir ki buna örnek olarak mesela Neolit alırsınız. Yanına diyelim ki yalan koydunuz. Ama yanına bir de Johnny ekleyip bir de Shining gibi bir karakter eklediğiniz zaman veya Fischl gibi bir karakter eklediğiniz zaman sürekli asarınız takımda çok güzel bir şekilde olacaktır rakiplere karşı yine bu şekilde bir tercih yapabilmeniz mümkün. Bir sonraki takım önerisine geçecek olursak Neolet aynı zamanda donma takımlarında da tercih edilebilir. Her ne kadar şu an aşırı çiçeklenme ve buharlaşma gibi takımlar daha fazla ön plana çıkacak olsa da hasar konusunda. donmada da işte gidip mesela yine Barbara Kukumi gibi bir karakter alıp yanına Rosaria, Layla gibi karakterler de alabilmeniz mümkün olacaktır. Tabi daha da fazla takım seçeneği ilaç çıkacaktır Neolet için. Fakat donma takımlarından ziyade Neolet için şu anda en uygun takımlar Neolet'in yanına elektrik karakteri atıp Sucrose Kazuta gibi karakterleri koyarak da dan takımı desteklemek çok daha iyi bir hasar potansiyeli size sunacaktır gibi gözüküyor diyebiliriz karakter için şu anda. Karakterin takım yıldızı olsun, oynanışı olsun hepsi geldikten sonra daha detaylı bir şekilde incelenebileceği için o zaman daha iyi bir şekilde rehberde tartışılıp bu takımlar daha detaylı bir şekilde rotasyonlarla birlikte önerilebilir. O zaman ne şimdilik geçebiliriz artık. Karakter hakkında diyebilecek çok da fazla bir şey kalmadı. Hem takım kurulumu hem de yadigar seçenekleri zaten önerilmiş bir durumda. Geçtik ilk fazdaki öteki karakterimiz Hutaya. Yine bir adet main DPS karakter. Bu sefer ateş elementinde ve mızrak kullanıyor kendisi. Hutaya'nın rehberi zaten kanalda şu anda güncel. Tüm Yadgar seti önerileri, tüm silah seçeneği önerileri orada detaylarıyla birlikte ben zaten anlatmıştım. Dilerseniz o videoyu gidip izleyebilirsiniz. Takım önerileri de orada mevcut. Burada bu Hutu hakkında genel bir özet geçmek istiyorum. Aynı zamanda yeni gelmiş olan bir adet silah Hutu'nun en iyi seçenekleri arasına doğrudan girdi. Bir de o silahtan detaylıca size bahsediyor olacağım. O zaman hızlı bir özet geçelim. Hutu alanda durarak düşük canlı oynayıp yüksek hasar vermek isteyen bir karakter. Zaten E ile hem kendi canının mevcut canının %90'unu kaybediyor hem de bir yandan da düz duruşlarını ateş hasarına çevirebiliyor. Yüklü saldırılarının çarpanları çok daha fazla yüksek olduğu için de bu tauda genellikle yüklü saldırı yapmaya oynuyoruz. Bunun yanında ultisiyle birlikte de etrafındaki rakiplere anlık bir hasar çıkartıyor ve bu anlık hasar aslında oldukça da yüksek ve siz buna erime veya buharlaşma da tetiklettirebildiğiniz için daha da yüksek bir hasar çıkartabiliyorsunuz. Bunun yanında da ne kadar fazla rakibe vuruş gerçekleştirirseniz bu ultiyle beraber o kadar fazla uta için can yeniliyorsunuz. Şimdi şunu demek istiyorum Utah için. Karakteri %50 canın altında oynamanız gerektiği için yeni başlamış oyuncular için bu karakterin oynanışı birazcık zor gelebilir. Ancak düşük canda oynamanıza bakmayın. Bunun karşılığında size gerçekten güzel güzel bir hasar da vermiş oluyor Hu Karakterin yadigarlarına bir değinelim hızlısından. 4 parça kızılır cadısı en iyi tercih. 2 parçasıyla ateş hasar bonusu. 4 parçasıyla hem reaksiyonlarınızın hasar artmış oluyor. Ateş tabanlı reaksiyonlardan bahsediyorum. Hem de yeteneğinizi kullandıktan sonra ilk parçanın hasar bonusunu %50 daha fazla artıyor. İşte mesela %15 oluyorken bir defaya kullandınız. %7,5 daha geldi. Etlimiz ise %22,5. Aslında bunu verimli bir şekilde kullanabiliyor. Her ne kadar burada tüm yükleri alamasa da Yine birimli olmasına yardımcı oluyor şuradaki reaksiyon hasarı bonusundan ötürü. Karakterimizde olabildiğince element ustalığı, yüzdelik can, kritik oran ve kritik hasar gibi değerler arıyoruz. Bunlar bizim en çok işimize yarayanlar. Yüzdelik saldırı çıktığında yine işimize yarar. Hiç yaramaz diye enerji günü yine az çok işe yarayan niteliklerimiz. Saatte her türlü can takıyoruz. Bu karakterimiz canına oranla saldırı bonusu kazandığı için eğitimini kullandıktan sonra can takmamız çok büyük bir yöne taşıyor. Kupa'da ateş hasarı bonusu eğer hiç bulamazsanız can, taşlı ise kritik oran veya kritik hasar gibi tercihler yapıyoruz. Aynı zamanda öteki yadigar seti önerilerine geçecek olursak onları da çok hızlısından şurada bir değineyim en azından. Maraş'ın savcısını verimli bir şekilde kullanamıyor ancak olur da karakterinizde 4 parça kızıl cadısı açamıyorsanız 2 parça kızıl cadısı 2 parça işte burada gidersiniz mesela Maraş'ın savcısı yapabilirsiniz. Yüklü saldırı hasarı bonusu elde edebilmek için. Ya da 4 parça yaldızlı rüyalar tutu yine uygun bir şekilde gidebiliyor. Bunun dışında tercih etmek isterseniz 4 parça şımın çok güçlü bir şekilde kullanılabiliyor karakter tarafından. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Eğer ki macera rütbeniz düşükse gidip buradan 4 parça vahşi savaşçıyı kasıp düşük macera rütbesine olmanıza rağmen yüksek kritik oran elde edebiliyorsunuz. Bu set bonusu sayesinde rahatlıkla tercih edilebilir. Şimdi karakterde hızlıca silahları bir mi isterseniz. Homa her türlü zaten en iyi silah tercih otağı Neden? Temel saldırısı yine yüksek. Hasarı çok yüksek olan bir mızrak. Aynı zamanda canınızı arttırıyor. Bununla birlikte canınızı oranla saldırı bonus kazanıyorsunuz. Hem de canınız %50'nin altındaysa buradaki bonus daha da fazla oluyor. ...sürekli saldırı bonusu elde ediyorsunuz yani canınızı oranla. Zaten Huta'nın nasıl olayı da bu. Huta'daki silah tercihleri açısından size şunu da söylemek istiyorum. Eğer ki varsa Kızıl Kumansası'nı Dahoma'dan sonra tercih edebilirsiniz... ...ancak bunun dışındaki 5 yıldızlı mızrakları es geçmeye çalışın. Zaten burada Ejder Laneti olsun. Çok güçlü bir mızrak Huta için. Her türlü tercih edebilirsiniz. Taş mızrak olsun. Eğer ki takımınızda çok fazla Leo bölgesinden karakter varsa... ...rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Eğer ki varsa yine... Etkinlikten elde etmiş olduğunuz habercinin rüzgar mızrağı yine element sula kazandırmış olduğu için güzel giden bir mızrak. Ve eğer ki hiçbir mızrağa sahip değilseniz yine sandıklardan düşürebileceğiniz beyaz püskül ki Leo sandıklarından düşüyor bu. Normal saldırı hastanızı %40 arttıracağı için ve yüksek kritik oran verdiği için yine işinizi görüyor. Normal saldırı oynamıyor diyeceksiniz karakter belki ama bu mızrak ile beraber ideallik oynayabilme şansınız var bu mızrağı kullandığınız müddetçe. Ve işinizi gerçekten yine dediğim gibi gören bir mızrak iş yapıyor. Ama savaş biletine yeni eklenmiş olan mızrağımız ve şu anki bulunan önceden de bulunan mızrak ölüm saçanıyla beraber fiyortların türküsü de. ikisi de huta için çok iyi gidiyor. Özellikle ikisi arasında kalmışsanız her türlü fiyortların türküsü çok daha fazla iyi bir seçenek. Çünkü burada grubunuzda en az farklı olaraktan 3 veya daha fazla element türünde karakter varsa sizde 120 element ustalığı kazandırıyor doğrudan. Bu da karakter için büyük bir avantaj. Huta zaten element ustalığına aç olan bir karakter. Sürekli reaksiyon tetiklediği için. Bu yüzden hani burada ölüm saçan takacağınızda her türlü gidin Fjordlerin Türküsünü takın derim ben Huta için. Zaten pasifin çalıştırmak çok basit. Hutan'ın yanında en fazla bir adet dağıtış karakteri koyuyorsunuz. Her türlü en az 3 farklı element yapıyorsunuz zaten takımda Hutan'ın takımlarında. Bu yüzden bu Hutan'ın en iyi mızrak tercihlerinden birisi. Hatta büyük ihtimalle ejderha bile solayıp geçebilir çoğu durumda. Eğer ki kademesi varsa diyelim en azından. Bu ile olabildiğince buharlaşma takımları kurmaya çalışıyoruz ki zaten bu açı en güzel kapatan karakter kesinlikle Shinkchu. Çünkü karakterimiz gerçekten Uta için en iyi uygulayıcı karakter diyebiliriz. Hem ultisinde sürekli siz yüklü saldırı yaparken gelen yağmur kılıçları olsun hem de e yeteneğini kullandıktan sonra çevresindeki dönen o yağmur kılıçları da yine rakiplerine suyguladığı için en iyi seçenek oluyor Utah için otomatikman. Bunun için yine yılan kullanabilme şansınız var. Ancak yelanda bir komba kaçırdığınız anda ...Huta'daki tüm kombonuz alt üst olabiliyor. Bu yüzden yelanda oynarken çok fazla dikkatli oynamanız gerekiyorken çünkü da paldır köldürü rahat bir şekilde dalıp oynayabiliyorsunuz. Huta'nın kullanabileceğiniz en pratik takımlarından biri kesinlikle Utah, Shinkchu, Toma ve Kazu olacaktır. Hem Toma ile Kalkan da kazanıp yine Huta'yı koruyabilirsiniz. Hem de takım yıldızı varsa karakteriniz ile beraber yine Kalkan aktif olduğu müddetçe yüklü saldırı konusu da verebiliyorsunuz. Bunun dışında Kazuha zaten en ideal tercihlerden birisi. Yoksa yine Stukros gibi bir karakter yine iyi bir şekilde kullanılacaktır. Yoksa yine en kötü Linet gibi bir karakter de kullanılabilir. O zaman şimdi hemen konumuza basit bir şekilde başlayalım. Olayımız genellikle İkinci ateş karakterinizle beraber rakibe ateş uygulamanız gerekiyor. Çünkü utan alanda durup ateş uygulayıp çıkabilmesi pek mümkün değil. Alandan çıkınca yeteneği bozuluyor. Sonra geçip öteki destek karakterlerimizle beraber yapacağımızı yapıyoruz. Şimdi Chu ile geçtik. Yeteneklerimizi kullandık. Daha sonrasında geçip ultiyi açtık. Daha sonrasında Huta'yı geçip burada yüklü saldırılarınızı abana biliyorsunuz. Biz zaten burada benim Huta'da görmüş olduğunuz üzere zaten birkaç tane yüklü saldırı yaparaktan boost'u rahat bir şekilde alt etti. Toma'nın kalkanı maalesef ki pek fazla dayanmıyor. Ben Toma'yı çok iyi kazamadım. Ancak kalkanı aktif tuttuğunuz müddetçe Hutay'la daha rahat bir şekilde oynayabilirsiniz zaten alanda. Yok arkadaş ben Toma'nın kalkanını güvenemem. Hele ki ben de Johnny gibi kalkanların tanrısı varken diyorsanız o zaman Double Yiju takımı yapabilirsiniz. Yani iki adet su karakteri koyup yanına Kazuha, Johnny gibi karakterler koymuş olduğumuz takım. Burada Johnny daha da çok uygun oluyor. Çünkü zaten rakibin ateş direncini kıramayacağımız için Johnny koyup tüm dirençleri kırmış oluruz hem hem de vurmuş olacak. O yüzden bu takımın da serisinden bir gösterelim isterseniz. Jolin'in kalkanı ile beraber başlıyoruz. Ardından Yelan'ın E'sini ultisini bir attık. Bir daha atıyorum ben yani takım bir olduğu için. Shinchu'ya ye geçtik. yeteneklerimizi kullandık. Ardından ultiyi açtık. Ve Huta'ya geçip burada yüklü saldırı gerçekleştirerekten rakibimizi abonuyoruz. Jolin'in kalkanı olduğu için burada herhangi bir çekincemiz olmuyor zaten. Hutai'nin eğitimliğinin aktifliği bitene kadar vuruş yapmaya devam ediyoruz. Bu da zaten sınır canına ulaştığı için maalesef daha fazla canını indiremiyor düşünmüyoruz. Rotasyonumuz bitti. Dönüp tekrar da aynı rotasını gerçekleştirebiliyoruz. Zaten aynı şeyleri tekrar ediyoruz. Oldukça basit ama güçlü bir takım rotasyonu diyebiliriz. Eğer ki son çıkarmayı başarmışsanız bunu Ember'de kullanarak yine utan takımında da tercih edebilirsiniz. Hemen basit bir şekilde kombomuzu yapalım isterseniz. Burada Gelen ile beraber ulti açıyorum. Yeteneklerimi hemen Siris'ten kullanıyorum. Ember'le ulti açıp bir yandan Kaza'ya geçip ulti açıyorum. Rakibim bu şekilde hızlıca ateş duygulamış oldum. Hutu'ya geçip yüklü saldırılarımı gerçekleştiriyorum. Ve burada da yine 200 bine yakın tek yüklü saldırı hasarı çıkartabiliyorum. Ancak yüklü saldırılarda kesinlikle Hutu'nun burada titiklemesine dikkat etmeniz gerekiyor. Hutu'a da bahsedilmesi gereken bir öteki konu. Hutu'na silahını mı almak daha mantıklı yoksa takım yıldızını mı? Şimdi burada size iki adet tercih sunacağım. Huta'nın takım yıldızının birinci özelliğinde aslında şöyle bir durum var. Eğitimliğiniz kullandıktan sonra siz yüklü saldırı gerçekleştirdiğinizde artık dayanıklılık tüketmiyor. Bunu tüketmediği zaman artık karakterimiz en azından kombosunu bitirdikten sonra diğer takım arkadaşlarına geçtiğinde daha rahat bir şekilde rakip saldırılarından kaçınabiliyor. Veya bir yere koşmanız gerekiyorsa koşabiliyorsunuz. Veya ile beraber hızlı bir animasyon iptal yaptığınız için daha rahat kombo yapmış oluyorsunuz. Yine rakip saldırılarından kaçınabiliyorsunuz. Takım Yıldız'ı bir bu açıdan çok fazla kolaylık sağlıyor. Takımınızda özellikle kalkan kullanmıyorsanız ideal bir seçim diyebiliriz. Ama Homa'yı diyecek olacaksanız Homa gerçekten çok güçlü bir mızrak seçimi Huta için. Bayağı güzel basar fark ettiriyor. Ancak yani ikisi arasında ben öncelik özellikle tercih yapmıştım. Pişman olduğumu Hayır pişman olmadım. Hani zıplama animasyon iptali de var Hutao'da aslında vuruş yaparken. Eğer ki onu yapmaya başarabilirseniz çok da büyük bir sıkıntı yaşayacağınız sanmıyorum. Onu da yine rehberde göstermiş olmam lazım. Dilerseniz orada bir göz atabilirsiniz. Eğer ki bu ikisi arasında hangisini almanız gerektiğini bilmiyorsanız kararsız kalmışsanız eğer uzluplama animasyonu yapabiliyorsanız zaten herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Önce olmalısınız daha sonra takım yıldızını da yönelebilirsiniz. Çünkü bu silah beneri denemeye oldukça değer gibi gözüküyor. Geldik o zaman ikinci fazımızdaki karakterlerden 5 yıldızlı buz büyücüsü Risley'e. Risley e. de bu yamamızda gelecek olan artık son main DPS karakterimiz ve kendisi de yine normal vuruşları oynayıp yanındaki karakterlerin hep kendisini desteklemesini istiyor. Peki Risley'in buradaki olayına ne? ile beraber kendi normal ve yüklü saldırılarını güçlendiriyor. Ve bunlarla aynı zamanda kendi canını da yenileyebiliyor. Ultisinde ise karşısındaki rakiplere geniş bir çevrede anlık bir buz hasarı veriyor. Risley de yine kendi canını yenileyebildiği için kaybetme ve can kazanma durumu sık sık gerçekleşebileceği için bu karakterde. Dört parça Maraşosa avcısını çok rahat bir şekilde kullanabileceksiniz. Bunun dışında 4 parça kış gezgini de kullanabilme şansınız var. Ancak olur da sadece donma takımına oynarsanız bu, bu setini takabilirsiniz. Bir de son öneri olarak aynı zamanda riskle 4 parça mınava kasabilmeniz de mümkün. E kullandıktan sonra gerçekten normal ve yüklü saldırılarını hem setten hem de yeteneğinizden güçlendirebileceğiniz için yüksek bir hasar çıkarabilmeniz mümkün olacaktır bu setle de. Ristlin takımlarında ise yine birazcık geniş yelpaze sunabiliyor aslında bize. Neden diyecek olursanız buz karakterlerini de kullanıyor. Ateş karakterlerini de kullanıyor. Su karakterlerini de kullanabiliyor. Rüzgar zaten olsa da olur. Torparklar daha önce bir journey kullanabilir eğer kullanacak olursa. En azından şunu söyleyelim. Hani Bennett Shining ikilisini Ristlin yanında kullanabilmek mümkün. Hatta bu ikilinin yanına bir de Shen'e sıkıştırabilirseniz Wrestling için çok da harika bir takım tercih olacaktır. Yapamıyorsanız yine ile gibi işte Rosary gibi tercihler yapabilmeniz çok daha uygun olacaktır. Gidip Monokra'yı oynarsınız yani işte Rizli atarsınız, Rosary atarsınız, Layla atarsınız... işte kazuğa koyarsınız. Rozlar içine koyabilmeniz tabi daha da iyi olacaktır bu tarz bir durumda. Ya da gidersiniz donma takımı oynarsınız. resli attığınız, Layla attığınız işte Yelan, Shinkchu, Kokumi gibi karakterler işte hangisini koymak isterseniz onu atarsınız. Kazuğa, Sucrose işte burada niyet gibi tercihleriniz de olacak. Tabi yine Risk'le'nin asıl tercihleri olsun yadigar takım takım yıldızı silah gibi durumlarına yine rehber ile beraber daha detaylı bir şekilde değiniriz artık karakterin nasıl detaylarını orada veririz. Şimdi geldik son karakterimize Venti'ye. Vent aslında oyundaki en güzel kitle kontrol etkilerine sahip olan karakterlerden birisi. Çünkü Eightney ile beraber hem rakiplerine ufak bir havayı savurma uygulayabiliyor. Ama asıl kaynağı tabii ki ultisi. Ultisini attığı zaman hem rakiplerinin hepsini içine çekebiliyor. Tabii bunlar boss olmadığı sürece veya havaya kaldırılabilir olduğu müddetçe diyelim. Tabi havayı kaldırılabilir olmasa bile ufaktan böyle bir ayağını yerden kesseniz bile o ultinin içine doğru yürümüş olsa bile vente hem onları sürekli olarak bir rüzgara hasarı veriyor sürekli rüzgara hasarı verdiği için sürekli onlara girdapta da uygulayabiliyor bu yüzden kistele hasar çok yüksek olabiliyor aynı zamanda takımına da dört parça eşi gölge taktığı vakit direnç kırıp duracağından onlara da çok güzel bir destek sağlıyor. Tabi tek destek sağladığı bu, konu da bu değil. Tüm rakipleri bir araya toplamak demek. Yok gidip şu rakibi de sıkan. Bu rakibi de ateş eden. Şuna da bilmem ne yapan falan demekten de kurtardığı için. Aslında size çok fazla zamanda kazandırabiliyor. Yani yeri geldiğinde çok işlevsel. Ancak bosslara karşı birazcık geri planda kalabilen bir karakter diyebiliriz aslında Venti için. Bu yüzden kullanılabilir yerlere birazcık kısıtlı olsa da kullanılabildiği yerlerde çok fazla işlevsellik görüyor Diyoruz en azından biz bu karakter için. Venti oynarken herhangi bir zorlukta yaşamıyorsunuz zaten. E'ye bas, ultiye bas, alandan çık farklı bir karaktere geç şeklinde oynadığınız için herhangi bir zorluk yaşamazsınız. Sadece ultiyi atarken birazcık uzak bir menzile doğru attığı için uygun bir noktadan ultiyi kullanmanız önemli. Bir de bakmış olduğunuz nokta da önemli. Ona dikkat etmiş olduğunuz müddetçe zaten karakterde herhangi bir zorluk yaşamıyorsunuz. Şimdi gelelim mentide yadigarlara. Hızlısından değiniyorum. 4 parça gölge her türlü en iyi tercih oluyor. 2 parça rüzgara sar hasar bonus kazanıyorsunuz. 4 parçasıyla ile girdap asarınız %60 artıyor. Üstüne girdapta kullanılan elemente karşı 10 saniyeliğine düşmanın element direncine %40 kırıyorsunuz. Ateş ile etkileşimi etkileşime soktunuz. Hop rakibin ateş direnci %40 gitti. Su ile soktunuz %40 gitti gibi sudan. Hani bu şekilde hem takıma çok fazla destek olmuş oluyorsunuz. Hem de girdap hasarınız yükselmiş olduğu için. E zaten Ortisiyle sürekli olaraktan zaten girdap uyguluyor bu yüzden kendi bireysel hasar dön planı çıkmış oluyor aslında karakterimizde paso element ustalığı arıyoruz bulursanız saldırı oran ve hasar gibi niteliklerde iş yapar enerjiklemesi karakter için çok önemli daha seri bir şekilde uyutabilmesi için yine vent'in rehberi vardı ancak ne kadar eski kaldı ben bilmiyorum bu yüzden belki bunu ilerleyen zamanlarda karakter gelmeden hemen önce bir daha yenileyebilirim duruma bağlı olarak saatte farklılıklarımız var eğer ki full girdap hasarını oynamak istiyorsanız element tutalı. Yok ben bireysel hasar oynamak istiyorum diyorsanız saldırı. Kupada bireysel hasar istiyorsanız rüzgar hasarı. Girdap hasarı istiyorsanız element tutalı. Taşta eğer ki bireysel hasar istiyorsanız kritik oran veya hasar. Eğer ki girde pasar istiyorsanız yine element ustalığı takıyorsunuz. Element ustalığı bu yüzden kasmak biraz daha fazla basit oluyor ve yine yüksek hasar çıkartabiliyorsunuz. Yeter ki vent ile beraber farklı bir element uygulayabilin rakiplerinize karşı. Silahlar konusunda zaten en iyi tercih her türlü kendi silahı olan son at. Çünkü hem enerji yüklemesi çok yüksek hem temel saldırısı da gayet iyi. Bunun yanında size element ustalığı kazandırıyor. Üstüne siz E veya ulti yeteneklerinizle rakipleri vurduğunuzda yük biriktiriyorsunuz. 4 yük ulaştığınız vakitte de anında bu silahın pasifini tetikleyebiliyorsunuz. O da takım arkadaşlarınız hem yüzde element ustalığı hem de 120 saldırı kazandırıyor. Çok harika bir destek yayı bu arada. Gerçekten oyundaki en iyi destek yaylarından birisi takımı desteklemek adına. Yoksa zaten oyunda size ücretsiz verilmiş olan Favonius Savaş yayını kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında kendi bireysel hasarınız biraz daha ön plana çıktısın istiyorsanız. Kilisiz yay da en güzel tercihlerden birisi. Bunun dışında farklı bir yaya geçiş yapmanız zaten gerek yok. Bu üçü zaten Venti fazlasıyla taşıyor. Daha da fazla bir şey ihtiyacınız yok. Belki göklerin ileri takmak istersiniz yine bireysel hasar için. Ancak onun dışındaki yaylara da çok da fazla ihtiyacınız yok. Yani burada su suratı Tigre'yi alıp da yine bireysel hasar uyuyene, yönelebilme şansınız var. Ancak buradaki yaylar fazla yeterli olacaktır. Solan alacak karanlıkta yine Venti için gayet güzel gidiyor. Etkinlikten ücretsiz elde etmiştik. Bunu da belirtmiş olayım istedim. Hani bu karakterde herhangi bir şekilde takımınızına ihtiyacınız yok. Yani çıkarmasanız da olur. Sadece bu karaktere ver, demiş olduğum yerde setini kasarsınız. Belki biraz daha bireysel hasar istiyorsanız iki parça işçi gölge iki parça saldırı gibi bir set bonusla takabilirsiniz. Yine her türlü vurur. Ama Vent çok bir şey isteyen karakter değil. Kasması basit, oynaması da çok basit. Ama size kazandırmış olduğu kitle kontrol etkisi de çok güçlü olduğu için kesinlikle her türlü gören bir karakter de diyebiliriz bu karakter için. Vent'in takımları konusunda kesin şu takımı vardır, bu takımı vardır demeye <laughs> gerek yok. Bu karakterimizin olayı zaten eğer ki rakipler toplanabiliyorsa Wendt'i zaten otomatik olarak çok harika bir tercih oluyor. Bu yüzden... Sadece alan saldırısı gerçekleştirebilen ve Vent'in ultisindeyken rakipleri vurabilen bir karakterle oynadığınız müddetçe hangi sıkıntı yaşamıyorsunuz. Vent için bir öteki seçenek ise sizin sürekli rüzgar ile beraber girdap uygulayabilecek yani etkileşim girebilecek element kullanabilmeniz. Onun dışında oh, vent her oh, türlü zaten sizde taşımanız konusunda fazlalara yardımcı oluyor. Bir de Venter'in üstündeyken vurabiliyor dememin sebebi ise rakipler birazcık havaya kalkıyor. Burada mesela Tartak'la Yuta gibi karakterler vurmakta zorlanabiliyor. O yüzden o tarz karakterler kullanmaktan Çekinmeniz gerekiyor maalesef Vent'in yanındayken. Alan saldırısı da çok fazla önem taşıyor özellikle rakipler bir araya toplandığı için. Şimdi burada karşılaştırma durumuna geçecek olursak artık. 3 tane main DPS'imiz, 1 adet de destek karakterimiz var. Vent'in buradaki seçimi basit. Sizde Kazuha'nız, Tukruzlu'nuz, Linetiniz ve fazlasıyla Rüzgar karakteriniz varsa bunlar kasılıysa alan saldırısı yapan öyle gang gibi bir karakteriniz de yoksa Vent'i almayı şimdilik es geçebilirsiniz. Hani doğrudan yamayı da es geçebilirsiniz. Eğer ki şu an zaten main DPS istemiyorsanız diyeyim ben en azından size. Oyuna zaten çok fazla Vent'inin kitle kontrolüne etkilenmeyen canavar ekliyorlar. Mümkün olduğunca engellemeye çalışıyorlar bu durumu. Bu yüzden Vent'i geri düşürmeye çalışıyorlar. Ha açık dünya zaten genel olarak işinizi görür. Ebis'in illaki bazı katlarında da çok fazla işinizi görecektir. Ama hani basit bir seçenek olaraktan Venti destek bir karakter olduğu için aynı zamanda DPS de olduğu için sub DPS de olduğu için. Hani dilerseniz Venti'yi burada çıkarmak istiyorsanız çıkartın derim ben ancak Kazuha'ya Sucrose'a sahip birisi olaraktan. Ben hiç çıkarmayı tercih etmedim öyle büyük de bir kaybım olmadı. Main DPS'lere gelecek olursak üçünde de birbiri arasında kıyaslaması birazcık zor. Neredeyse üçü de tek oynayacak durumda, yeteneklere sahip ama Neolet diğerlerine kıyasla biraz daha fazla alan saldırısı gerçekleştiriyor. Risley da biraz daha fazla tek hedeflere yönelik. Özellikle Dota neredeyse tamamen tek hedefe yönelik saldırılar gerçekleştiriyor. Uta'dan bahsedecek olursak tek kötü yanı hani kendi canını tek yenileyebilmesini yolu ultisi takımda şifacı. Zaten sevmeyen bir karakter çünkü %50 canın üstüne çıkmayı pek sevmiyor. Bu yüzden diğerlerine göre biraz daha oynaması zor olsa da tek hedef konusunda büyük ihtimalle öteklerin önüne geçmeyi devam edecek. Edecektir. Her yüklü saldırısını çünkü rahat bir şekilde yine diyelim ki siz ejder lenti aldınız 60 bin 70 bin hasarı görebilirsiniz büyük ihtimalle. O yüzden karakter epey bir avantaj kazandırıyor size. Bunun dışında Resley ve Neolith'in avantajı ise toplam takım hasar bonusu. Huta mesela Shining gibi çok önemli bir karakter takımında kullanamıyor. Çünkü Shining oradaki reaksiyonu çalabiliyor. Fakat Neolith ile Resley'de bu durum tam tersi ikisinin de Shining ile beraber güzel bir sinerjisi olabileceğinden ötürü onlar orada toplam takım hasar bonusunda epey bir ön plana çıkacaktır. Bu yüzden 3 karakter de birbirinden güzel. 3 karakter de kesinlikle çok iyi bir şekilde iş yapacaktır. Üçünün de farklı farklı takım kompozisyonu olacak. bu boğalaşmaya oynuyorsunuz. Neolet'te zaten genellikle elektrikli takımlar kurmaya çalışacaksınız da büyük ihtimalle şu anda ama daha sonra bu takımlar suya çevrilebilir fırına geldikten sonra. Risley'de ise buz karakterleri, su karakterleri de oluyor. Ateş karakterleri de oluyor. Ortaya ben birazcık karışırım diyor. Artık hangisi sizi daha çok cezbediyorsa ona yönelin derim ben. Ama Nevlet biraz daha fazla alana yönelik eğer ki onu merak ediyorsanız biraz daha fazla alan saldırısı istiyorsanız. Ancak bir tek şu aşırı çeklenme olayını değinecek olursak aşırı çeklenmeyi burada sadece evlet takımlarında yapabildiğiniz için oradan da güzel bir avantajı var. Eğer kalıp denemek istiyorsanız bunun için de artık aklıma gelebilecek pek de farklı kıyaslanabilecek bir durum yok. Hani zorluk açısından diyecek olursanız huta değerlerine göre birazcık zor olabilir. Çünkü canını %50'nin üstüne asla çıkarmamız gerekiyor. Ancak ötekiler zaten yüksek canlı takılsak da olur. Biz kendi canımızı her türlü yinliyoruz zaten diyorlar vuruş yaptıkça. O açıdan Utoa birazcık geride kalsa da hayatta kalma açısından. Yine de üçünün de hasarı ideal olacaktır. Artık burada karar tamamen size kalıyor. Belki bunu dedikten sonra daha da fazla kararsız kalmış olabilirsiniz. Ama üçü de farklı açıdan çok fazla ilişki yapacak. Üçünde farklı tarzı ve çok güzel olan bir tarzı var. O yüzden pek bir şey demek düşmüyor bana şunu bunu alın diyerekten. En azından kendi yaşamış olduğum durumu söyleyeyim. Zaten Mutua'yı ilk geldiği zaman almıştım. İlk geldiği zamandan beri sık bir şekilde kullandım. Hasara açısından hiç pişman olmadım. Çünkü bayağı yüksek bir hasara sahip. Neolet ve Rist'i geldikten sonra bunu da değerlendiririz zaten. Ancak Neolet benim ilgimi epey bir fazla cezbetmiş olduğu için oynanış açısından. O yüzden Neolet'i de kesin almayı planlıyorum. Resley konusunda artık 50-50 kazanma durumum olursa o karakteri yönelirim şeklinde diye bir düşüncem var şu anda. Hani benim şu anki sıralamam bu şekilde. Huta, Nevlet ve riskli şeklinde. Fakat karakterlerin daha fazla teyp paylaşılınca bu sıralama illaki değişebilir. O da bulunsun. O zaman şimdilik hepinizde izlediğiniz için teşekkür ederim. Peki siz hangi karakteri ne amaçlı istiyorsunuz? Belki yorumlarda yazarsanız da başka oyuncuların da yine bu açıdan da faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Hatta ben de çok fazla memnun olurum. Ben bu sefer bu videoda harbiden diğer videolarda olduğu gibi kesin şu bu daha da ön planda diyemedim yani. Çünkü üçünde farklı farklı iyi tarafları var. Üçü de fazlasıyla iyi zaten. O yüzden böyle kalıverdi bu videoluk. Şunu bile uygulayabilirsiniz. Önce silaha basarsınız silahına göre karakteri denersiniz. Bu bile olur çünkü silah benirleri zaten çok güzel olacak. Karakterler de zaten çok güzel. Hepinize bol şans diliyorum şimdiden. Umarım dilediğiniz her şeyi bu benirlerden söke söke alırsınız. Çünkü her şeyi gerçekten çok iyi. O zaman lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere efendim. Sağlıcakla kalın.